Sevgili seyirciler, Niğde'nin Aktaş kasabasındayız. Recai abimin yanına geldim. Peki niye geldim? Arkamda koskoca bir mağara görüyorsunuz. Peki bu mağarada Recai abim ne yapıyor? Çok özel bir şey yapıyor. Burada peynir olgunlaştırıyor. Bu kocaman mağaranın içinde efsane şeyler oluyor. Gelin beraber görelim. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Recai abi nasılsın? Sağ olun. Ya, nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Evet. Çok özel bir şey yapıyorsunuz. Burada çok özel peynirler var. Yani dünyanın hani böyle ünlü ülkeleri vardır ama hani onların aslında yaptıklarının belki... Şimdi çoğu şefimiz otellerde, biz şu anda otel ve restoran gruplarına Michelin yıldızı almış restoranlara ürün veriyoruz. Oradaki şeflerimiz şunu söylüyor, yani Avrupa'dan daha iyi peynir yapıyorsunuz. Ha, tam onu diyecektim. İtalyan şefler bile buraya geldi. Bu peynirleri aldı, götürdü İtalya'ya. 10 üzerinden 10 aldık biz. Maşallah. Yani maşallah. Böyle bize not verdiler. Ben verirdim. Sen niye gittin İtalya'ya? Buradan niye yoruldun? Ben sana 10 üzerinden 20 verirdim. Çok güzel. Şimdi tam olarak sevgili seyirciler, bizim peynirler burada fermente ediliyor değil mi abi? Tabii, fermente oluyor burada. Burada özel bir küf var. Bu küf önce beyaz olarak küf kaplıyor. Aha. Şöyle şuradaki gibi. Aha. Sonra buradaki böyle kırmızıya dönüyor. Hı hı. Küf. Kırmızıya döndüğü zaman şurada da görüyorsunuz. Bu peynirler olgunlaşmış demektir. Bu da aşağı yukarı 3 ila 5 ay arası bir zaman alıyor. Yani. Burası bir mağara. Evet. Biz bir mağaranın içerisindeyiz. Evet. Yerin 14 metre altındayız. 14 metre altındayız. Evet. Buranın ısısı sabit midir? Yaz kış aşağı yukarı 8 ila 12 derece arasıdır. Hı hı. Bu yerin 3 metre altı dünyanın neresine giderseniz gidin aynıdır. Sıcaklık mı? Sıcaklık aynıdır evet. 3 metre altı. Kaçtır? 8 ila 12 derece arasıdır. Peki 13 yaz metre altı, 13 göre. Metre altı. Yine aynıdır. Yine aynı. Her 33 metrede bir de 1 derece sıcaklık artar mağmaya doğru gittikçe. Bu peynirlerin bu hale gelmesi için kaç derecede kalması lazım? Bunu ev ortamında olmaz, bu mağarada olması tabii, gerekiyor. Tabii 8 ila 12 derece çok ideal bir sıcaklık. Bu ortamı biz işte... Aşağı yukarı 4 yıldır Sayın Valimiz, o dönemki Valimiz Yılmaz Şimşek Bey bizi destekledi. Bizi bir mağara tahsis etti. Ben bu projeyi ona açtığımda sağ olsun işte mağaraya koyduk, Ar-Ge'ye başladık. Bir tane peynir yapalım diye bir ortaya tane. Çıktık. Bir çeşit peynir. Şu anda 7-8 oldu. Bu 8. Maşallah. En son Ar-Ge'miz bu peynir. Vay. Burada böyle küfleniyor peynir. Bir şey söyleyeceğim. Için. Bak vallahi bak şunu evde mesela ben görsem dolapta derim ki hanıma. Sakın bu peyniri yemiyorsun. Bak sakın Allah muhafaza zehirleniriz. Bu penisilin. Doğal antibiyotik. Evet, doğal antibiyotik. Değil mi yenge? Evet. Bu şifa inşallah. Şifa. Evet. Mesela ben bunu vallahi yanlış anlama yemem normalde. Evet. Ama bilerek bildiğin zaman da bunun içinde peynir yok. Şimdi bizim atalarımız bizden ya. Önceki insanlar bunu bizden daha iyi biliyormuş. Aha. Yavuz Sultan Selim sefere çıkacağı zaman bütün askerlerine bir ay öncesinde mutfağa talimat verirlermiş. Küflü peynir yedirirlermiş. Yanlarında da küflü peynirleri götürüp askerlere küflü peynir yedirirlermiş. Bir yerinde yara olduğunda, bir şey olduğunda çok çabuk iyileşiyor. Allah. Çünkü doğal penisilin bu. Vay be. Yani şu koku... Şifa. Bu kokuyu siz hepiniz biliyorsunuz zaten. Bu kokuyu yani değil mi? Bu hani küfün o kokusu vardır. Evet, evet. Ama yani... Bu farklı bir koku ama. Bu daha birazcık normal, daha evet, şey, birazcık daha keskin. Evet. Ama farklı. Bir şey söyleyeceğim. Güzel kokuyor mesela bu. Tabii güzel. Keskin ama... Mesela bu ağızdaki aromasını ben bunu tahmin edebiliyorum böyle. Bunları nerelere gönderiyorsunuz? Yurt dışına gidiyor mu? Şu anda Amerika'ya gönderdik. İtalya'ya işte gitti peynirlerimiz. Bu derinin içerisinde yapmış olduğumuz Niğde mavisi. Şu da kalıbın içerisinde koyarak yapmış olduğumuz Niğde mavisi. Niğde mavisi evet. Vay. Ve de bu ürün peynir altı suyundan elde etmiş olduğumuz lor ve telemeyi karıştırarak Silifke yöresinin yörüklerinin yapmış olduğu bir peynir vardır. Aha. Onu denedim ben, onu çalıştım burada Ar-Ge olarak mağarada. Aha. Bu hale geldi. Böyle güzel küflü bir hale geldi. Bütün peynirlerinde kendine has özel aromaları var. Biz daha çok bu peynirleri yaparken küçükbaş hayvan sütü kullanıyoruz. Yani koyun. Koyun ve keçi kullanıyoruz. Küçükbaş hayvan sütünü niye kullanıyoruz? A2 proteini var sütte. Hı. Bu proteinin sindirimi çok kolay. Aha. Hazmı kolay. Bir de fermante ediyoruz. Tam probiyotik 4/4'lük bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Yani sağlık deposu ürünler bunlar. Şimdi biz bunu aldık mesela. Bunun bir saklama koşulu var mı mesela? Mağarada eyvallah da. Bunun bir mesela son kullanma tarihi var mı? Vakumluyoruz biz onu. Vakumlu poşetlerle deriden çıkartıp vakumluyoruz. 6 ay süresi var yani. Şimdi bu Niğde mavisi. Evet. Bunu gördük sevgili seyirciler. Niğde mavi hakikaten peynir. Deride olanı bu. Mavi peynir. Evet. Sanırsın Şirinler yaptı bunu. Mavi. Mavi peynir. Böyle küçük mağarada böyle. Vallahi çok güzel. Tadını ben düşünebiliyorum. Çok güzel olduğunu biliyorum çünkü. Şöyle Niğde mavisini gördüm. Evet. Bir de
Bu? Obruk kaşar peyniri bu. Bu kaşar peyniri? Evet. Yine mağarada bezin içerisinde koyuyoruz. Açayım mı şöyle? Tabii tabii açın. Allah böyle Allah. Küfleniyor. Biz daha sonra bu üzerindeki küfü sıyırıp müşterilere öyle gönderiyoruz. Bu da mesela değişik. Bu daha az bir kokusu var. Evet. Bu kaşar peyniri mi olacak? Evet. Bu kaşar dedik ama yani obruk kaşar dedik. Obruk kaşar. Mağarada olgunlaştığı için. Bunun üstünü sıyırıyorsunuz değil mi? Tabii. Üzerindeki küfü sıyırıyoruz. Öyle tekrar bezleyip etiketliyoruz. Ha. Son tüketim tarihinin üzerine yazıp gönderiyoruz. Aslında burada amaç zaten küflenmesi bunun. Tabii. Değil mi? Yani küflenmesi. Bu küf farklı bir aroma katıyor peynire. Farklı bir lezzet katıyor. Şeflerimiz de sağ olsunlar hepsi çok beğeniyorlar peyniri. Çok destekliyorlar. Yine dediğim gibi işte bugünkü gelen şef arkadaş aşağı yukarı 2 tonluk bağlantı yaptı. Öncelerde parasını veriyor, bize ödüyor. Biz yapıyoruz. Vay be 2 ton. 9 ay sonra alıyorlar bizden. Ne hemen diyorsun? Almıyorlar. Burada diyor 9 ay kalsın. Otellerinde o şekliyle sunuyorlar müşterilerine. Müşteri bayılıyor peynirlere. 2 ton. Tabii. 3 ton da bana ayır ya. Bizim hanım sever şey. 3 ton alırım öyle. Tamam. 9 ay sonra öderim. Peşin ödemem. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Rica abi. Yenge konuş ya. Tabii ya. Tabii ki. Aynen öyle. Şimdi Niğde beyazı var. Aynen öyle. Ay Allah razı olsun. Niğde beyazı. Kaşar peynirimizin dışı öyle ama. İçi. Kabuk efsane. Bağlıyor. İçi, i̇çi bu şekilde. Ha içi bu mu? Evet. Ha ben onu görmedim. Evet. Şöyle bu i̇çi hali. İçi de böyle. Evet. Allah. O kadar güzel. İçi çok güzel kokuyormuş. Evet. Ben az önce bildiğin küfü koklamış. Evet. Mübarek içini koklasana. Sen küfü kokusu da ayrı. Sanki kına gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor evet. Ya. Yani normal kaşar peynirle alakası yok bir kere. Hani yok. Normal tabii, marketten alınanla. Yok. Hiç alakası yok. Cebimize koyabiliriz. Tabii tabii koyabiliriz. Helal et bunu. Helal olsun. Yenge. Helal Allah olsun razı ne demek. Sağ olasın. Bunu al sen. Yok Allah razı olsun. Şimdi bu Niğde mavisi. Bu Niğde mavisi bunun bu. İçi yani. Buna şimdi az önceki şu yediğiniz şu baktığınız peynir bu derideydi. Deride. Şimdi atalarımız dedelerimiz bundan 50-60 sene önce bu işte yaylaya çıktığında peynirleri yapıp deriye basarlarmış. Onu da mağaraya koyarlarmış. Ha. Yani biz bunu yeni keşfetmedik. Tabii zaten önceden, ecdat bu şekilde. Tabii ecdadımız böyle şey, yapmış. Bir şey söyleyeceğim. Görükler hala öyle yapıyor. Tabii. Bunu biz daha modern hale getirdik. Böyle bir kalıba koyduk. Bu şekliyle piyasaya sürüyoruz. Bu da çok beğeniliyor. Şimdi bu deride olduğu için yani bilen alıyor. Bilen alıyor. Bilmeyen de uzak duruyor bu peynirde. Biz de millet uzak durmasın diye bir bu de şey. Bunun böylesini yaptık. Yani bu ne Roquefort ne Gorgonzola. Yani bizim Türk insanının yapmış olduğu bizim yörüklerin kültürünün bir ürünü. Eyvallah. Bunun adı Niğde mavisi. Niğde mavisi evet. Koyduk. Koyduk. Bunun adı öyle. Niğde beyazı. Niğde evet. Beyazı. Bunda küf yok ama her bütün peynirlerimizde bizim mağarada bu küf kültür olduğu için doğal olarak küf çıkabiliyor. Normal yani, tabii ki. Doğal küf çıkıyor yani. Çok iyi. Yani, ama evet. Ağırlıklı olarak şu iki peynir küflü peynirimiz. Eyvallah. Buna patentini aldınız mı abisi? Aldık. Ha aman evet. Aman. Güzel. Almadıysan ben alayım her şeyi. Çok güzel ya. Patent almak önemli değil. Yapmak önemli. Yapmak önemli. Doğru. Patenti ben de alırım diyorum. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim abi. Dünyada çok özel bir kültürümüz var. Küçücük Hollanda. Benim şu kadar peynirim var. Evet. Benim bu kadar peynirim var. Konya kadar bir yer. Evet. Konya'dan küçük. Ama bizim nelerimiz var? Hani artık anlatıyoruz elhamdülillah. Bu Niğde beyazı onu biliyorum. Bu Niğde obruk. Şu tulum. Bu. Tulum. Şimdi bu evet. Tulum bu mesela dışındaki ne bu? Deri. Koyun derisi, kuzu derisi bunu. Evet. Keçi derisi de kullanıyoruz. Evet, aslında, koyun vallahi, derisi. Evet, bildiğin deri. Allah. Atalarımız işte hep böyle yapmışlar. Geçmişte ne plastik vardı, bidon kullanılıyordu. Ne işte kimyasal hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu. Bunlar doğal. Biz burada da doğal olsun diye bez kullandık. Yani bezin içerisine koyuyoruz. Ha. Yani yine gerek kimyasal, tabii. Plastik herhangi bir şey yok. Ama has orijinali bu koyun derisi böyle. Evet. Çok güzel vallahi. Evet. Bizim kültürümüz, bizim atalarımız, dedelerimiz hep küçükbaş hayvan sütüyle, etiyle beslenmiş. Sonradan çıktı. Son 20-30 senedir biz bu inek furyasına kapıldık. Değil mi? Asıl küçükbaş yani. Tabii. Asıl küçükbaş. Bir de bizim doğamız da ona uygun. Evet. Yani meralarımız ona uygun. Doğru. İneğe uygun değil. Doğru. Bana göre yanlış bir politika izleniyor şu anda. Küçükbaşın artması gerekiyor. Daha sağlıklı süt. Yani o süt ve et bana göre daha sağlıklı. Yani ecdat da ona göre otlaklarını aramış. Tabii. Sefere de ona göre çıkmış mesela. Tabii. Otlaklar için çıkmış. Koyun sürüleriyle gitmişler yani bir sefere çıkacağı zaman. Çünkü yiyeceğini yanında götürüyor. Kesip kesip yiyor yani. Aynen öyle. Vallahi billahi. Bu, Kapadokya. Evet, ben bu arada Nevşehirliyim abi. Tabii süper. Kapadokya. Kapadokya mağara peyniri. Biz evet. Bunu da işte bu bölge Kapadokya bölgesi ya. Evet. Niğde Kapadokya'nın giriş kapısı aynen. Ya.
Kapadokya valimizle de o dönem tanışmıştık. Bizim valimiz, Kapadokya valimiz, yani o ismi böyle düşündük. Kapadokya'ya da ait bir peynir olsun dedik. Bu da çok satan bir peynirimiz. Çok güzel peynir. Çok bu da peynir. Aynı şekilde. Bu tulu, bu koyun şeyi değil ama derisi değil. Yok, bez. Bu bez. Bez. Bu bez özel bir bez mi? Özel bir bez. Değil mi? Yani sıkıyor bu. Aynı deri gibi. Ha, deri gibi. Buna sıkıyor. Da iyi çalıştım ben. Böyle bir bez ürettik biz. Yani sıkıyor. Aynı deri gibi. Recai abi bilim adamı gibisin ha. Yani biz ikimiz de makine mühendisiyiz. Aa öyle mi? İTÜ makine mühendisiyiz. Akdenizli, ben Karadenizliyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde buluştuk. Evet. Aa tanıştık, sen de mi İTÜ'lüyüm? Evet. Evet. Ben de İTÜ'lüyüm. Benim oğlum da İTÜ'lü. Aa çok güzel. İTÜ ailesiyiz evet. Yani. İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet. Evet. Oğlumuz inşaat mühendisi. İnşaat, maşallah. Biz makine mühendisiyiz. Siz şeyde miydiniz? Maslak'ta mıydınız? Yok, biz Gümüşsuyu, Taksim Gümüşsuyu. Ha dur şimdi. Ben de neredeydim biliyor musun? Teleferikle geçiyorum ya Nişantaşı'nın orada. Konservatuvar var. Evet. Ben de oradaydım. Evet. Kız o türküyü söyleyen bendim orada. Ama vallahi, siz bizden gençsiniz. Biz. Evet, tabii sizin büyüğünüz. Mezun olduktan ablamız, sonra. Ablamızsınız. Evet. Vallahi sizi çok takdir ettik ya. Gurur teşekkür duyuyoruz. Ederiz. Yani sağ olun. Üretiyorsunuz. Evet. Sizinle gurur duyuyoruz hakikaten. Teşekkür ederim. Bizim tekniklerimiz de var aynı zamanda. Biz mühendisiz ama biz bu işe gönül verdik. Allah bir tane Çanakkale'de çiftliğimiz var. 7000 metrekare kapalı alanımız var. Maşallah. Evet. Bir tane de burada var. Buradaki de 4000 metrekare. Evet. Yani toplamda iki çiftlikte 4-5000 baş hayvan besleyebiliriz. Maşallah. Çok güzel. Evet. Kendi hayvanlarınızdan zaten değil mi? Şey yani yok. Orada. Hayvancılıkla alakalı olan bir takım sıkıntılar evet. Olduğu için işte et, süt, para alıyorsunuz edince, kendiniz. Şu anda benim arkadaşlarımın çiftliklerini oradan alıyoruz. Evet. İTÜ'lü mü? Yok. Yok onlar Boğaziçi'li diye. Çok güzel vallahi ya, şahane. Kapadokya mağara peynirini gördük. Evet. Burada Niğde kütük kütük ne abi? Aa. O ben koydum kütük ismini. Aa, kütük gibi. Benziyor. Benzediği için ismine kütük koydum. Vallahi çok güzel isim koymuşsun. Evet. Güzel böyle dilim dilim kesebiliyoruz. Çok güzel. Bu da böyle ne güzel böyle hani salam vardır ya böyle. Evet, böyle evet. Onu dilim dilim kesip o şekilde tıklı, veriyorsun. Evet böyle. Çok güzel. Şahane. Bir de orada tabla peyniri var. Burada Tabal Krallığı var. Bu ismi verelim dedik. Obsidyen madeninin en çok çıktığı yer diye biliniyor. Obsidyenden ayna yapılıyor, işte kesici aletler yapılmış binlerce yıl önce. 2170 metre galiba rakımda kurulmuş olan bir krallık burası. Evet, onun ismini verdiniz. Onun ismini verdik. Yani bölgeye evet. Ait bir isim. Bölgeye ait bir isim. Çok da şahane, çok güzel işler yapıyoruz. Hep Niğde isimlerini hepsine, verdik. Hepsine evet, Niğde beyazı, Niğde mavisi. Yengem nereli? Trabzon Oflu. Direkt Oflu yani. Direkt Oflu'yu. Vallahi şahane. Nasıl peki yengemle şeyde tanıştınız? Üniversitede, sınıf arkadaşıydık. Öyle mi? Evet. Kim ben, daha çalışkan bir yengem? Yıl. Birlikte çalıştık. O daha ben ona ders çalıştırırdım. Evet. O benden yüksek puan alırdı. Gerçekten. Oğlum ya ben bir arkadaştan kopya çektim. O benden düşük aldı. Ben 100 alırdım o 95 alırdı. Gerçekten. Beni çalıştırdığı bu, halde. İkinci olarak mezun oldu. Maşallah evet. Maşallah. Valla ne güzel iş yapmışsınız. Biliyorsunuz yoğurt Türk'ün üründür. Tabii. Yani evet. Biz yaptık. Yoğurt. Evet. Şu anda mesela evet. Amerika'da. Keçi ve koyun sütünden yapılan yoğurtlarımız. Mesela Silifke'nin yoğurdu dediğinde keçi sütü kullanılır orada. Değil mi? Özelliği odur yani. Yani birçok ürünü biz yapmışız, tabii. Ecdat yapmış ama duyuramamışız. Sizler vasıtasıyla da inşallah dünyamız duyacak. İnşallah. Şimdi arkadaş 2 ton almış da, şimdi sizden almak isteyen nasıl alacak? Bunun başka bir yolu yok mu? Yani illa otellere, illa yurt dışına mı gönderiyorsunuz? Yok, internet sitemiz de var bizim. Var, Instagram'ımız hepsinde varız. Şahane. Onunla biz ilgilenmiyoruz ama oğlumuz ilgileniyor. Evet. Biz ancak yapma, olgunlaştırma... Ve evet. Toptana biz yetişebiliyoruz evet. Şu anda. Siz böyle karı koca tamamen buraya kilitlenmiş vaziyettesiniz. Biz her gün mağaraya geliyoruz. Mağarada yaşıyoruz. Dışarıda telefonumuz yani, çekmiyor bizim. Yani dışarı çıkınca diyoruz ki işte biz mağaradayız çekmiyor. Herkes bilmeyenler Allah Allah diyor bunlar mağarada ne işi var. O değil abi sen yıllarca İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oku. Evet. Ona gel mağarada gel nasıl anlatacağım bunu. Doğru. Ama çok özel bir şey yapıyorsunuz doğru. Hakikaten. Doğru. İstanbul'da yani, çalıştık emekli olduk geldik şey. Evet. Bu işe gönül verdik. Yani. Devam ediyoruz. Çok güzel bir başarı hikayesi aslında. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz vallahi inşallah. Duyulur. Bütün dünya duyuyor. Zaten duyulmuş. Zaten Amerika'ya, i̇nşallah, yurt dışına her yere gönderiyorsunuz. Evet. Bu çok şahane bizim yöremizin, ülkemizin ürünlerini dünya tanıyacak, bilecek inşallah. Niğde'nin artık bir markası oldu. Niğde mavisi. Niğde mavisi, evet. Mavisi var. Ha, bunu Niğde unutmayın. Mavisi. Niğde mavisi özellikle bizim bölgenin artık şey gibi oldu. Yani Niğde'nin bir kendi öz ürünlerinden bir tanesi oldu. Evet, çok biliniyor. Evet. Biz de geldiğimizde Niğde mavisi tattınız mı dediler bize. Siz de inşallah tadarsınız. Yine yeşillendi anam anam. Yine yeşillendi anam anam.
Nide mavisi, mavisi vay vay. Nide mavisi. Şimdi bunun adı neydi? Tabal. Tabal. Evet. Tamam, bunun adı tabal. Kaç aylık? 12 aylık bu peynir. 1 yıllık. Evet, 1 yıllık. Bozulmuştur bunun, şey yapmayalım. Çok yok, fazla, yok. Çok fazla. Yani peynir yaşlandıkça değerlenir. Gerçekten mi? Tabii. 24 ayda daha değerli. Bu şimdi 1 yıllık mı? 1 yıllık tabii. Allah Allah. Yani şu tattığınız 3-4 aylık. Tamam. Bu 1 yıllık. Bunun aroması ondan farklıdır. Aynı peynir. Aynı peynir. O da tabal, bu da tabal ama yılından dolayı yani. Ayından dolayı. Yurt dışında zaten ayına göre peynir satılır, ayına göre fiyat konulur. Vay be. 9 aylık peynirin fiyatı farklıdır, 12 aylık peynirin fiyatı farklıdır, 24 aylık peynirin fiyatı farklıdır. Ne kadar eski o kadar iyi mi? Gibi, evet, değerlenir yani. Vay be. Peki bunun mesela bir görebilir miyiz içini mesela? Dışı tabii. Böyle. Nasıl oradan mı çıkaracağım? Dur. Sana buradan tattıracağım. Allah Allah. Şu en uç noktadan içinden tattıracağım. Çıkarabilir misin öyle? Tabii. Bu aparat onun için özel. Vay 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 vay. Vay. Küflü bir delikli peynir olduğu için. Aha. Bak içinde şeyi kaldı. Temizle. Vay be. Ne? Tamam şuralarını alayım. Aha. Hafif küfü var. Evet. Tamam. Şimdi bu taburdan çıkan değil mi? İçinde oradan evet, çıktı. Evet evet. Buradan çıktı. Kokuyor. Şuraya kadar girdik, ona bir bak. Yani kabuktan daha uzak yer. Çok güzel ya, böyle evet. Değişik bir kokusu var yenge. Bu ton ve jeri peyniri gibi içi yuvarlak yuvarlak deliklidir. Delikli yani böyle gravyer gibi öyle çıktı. Evet, gravyer evet. Gibi, emantel gibi. Evet. İçi şey, delikli bir peynir. Allah Allah. Çok güzel kokuyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Siz kahvaltıda ne peynir yiyorsunuzdur ha? İyi de beyazı biz daha çok yiyoruz. Ha, Kapadokya, ne yiyorsunuz? Kahvaltıda ne yiyoruz? Kapadokya. Yani kaşar yiyoruz. Hepsinden yiyoruz. Hepsinden yiyoruz. Bir tek Niğde mavisini yemiyoruz kahvaltıda. Neden? Ağır bir peynir. Niğde mavisinden de pide yaptırıyoruz. Güzel tabii. Oluyor. O, onun pidesi çok güzel oluyor. Evet çok güzel oluyor. Bu kaç aylık abla? O bir yıllık. Bu da mı bir yıllık? Evet, evet. Kaşar peynirimiz de bir yıllık. Bu bir yıllık. Bu? Niğde mavimiz 6 aylık falan. Evet bu 6 aylık. 6 aylık. Niğde beyazımız da 6 aylık. Peki en eski peynir sizde kaç ne kadarlık var mesela? Vallahi işte durmuyor bazı müşterilerimiz aslında. Durmuyor. Tutun evet. Diyor. Ha. Ancak öyle kalıyor. Bunu da unutmuşuz biz yani bu peynir. Kalmış unutmuşuz. Burada şey yaparken peynirleri sürekli çevirmemiz gerekiyor, aktarmamız gerekiyor. Öyle bir şey mi var? Tabii. Evet. Sürekli bunları belli aralıklarla aktarıyoruz. O esnada bulduk. Arada kalmış. Recai abi, arkadakilerin hepsi peynir mi şimdi? Hepsi peynir, evet. Bir tane getireyim mi? Tabii tabii getir. Hangisini getireyim söyle. İleride Kapadokya peynirleri var. Şunlarda. Şundan bir tane getiriyor var. Senin memleketin ya, o yüzden Kapadokya getiriyor. Gel bir dakika, bekle. İkimiz koşa koşa alıp gelelim. Yenge bekle. Tamam, sakın bir yere gitme. Ben buradayım. Hangisi? Çabuk gelin. Allah bu. Dur, geldim geldim. Yenge sakın yeme ha. Geldim. Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu bozulmuş, bozulmuş. Bak. O tam gibi. Olgunlaşmış. Tam olgunlaşmış bak. Bismillah. İmalat tarihiyle bakalım onu. Bak onu, bakalım imalat abi. Tarihi üzerinde yazar. Yazar. 21-5. Beşinci ayda yapmışız. Evet. Yani. 21 geldim, Mayıs'ta Ocağı, yapıldı. Ocak onun içinde 7 ay 6-7 aylık oldu. İlk böyle beyaz pamukçuk oluyor. Biz bunu beyaz bezle, ha? Gıda beziyle, Recai Bey'in bulduğu bu bezle bezliyoruz. Ha? Sonra böyle beyaz bir pamukçuk bağlıyor. Ha. Ondan sonra maviye dönüyor. Sonra böyle kırmızı oluyor. Diyoruz ki bu olgunlaştı tamam satışa tabii. Sunabiliyoruz. Bu şimdi çok değerli. Şey, domates gibi ya. Domates de kızarınca. Sıyırıyoruz bıçakla. Temizliyoruz. Ha. Dolaba kaldırıyoruz. Bu şimdi çok değerli ama değil mi? Evet. Ama şuradaki çok şey değerli. Mi yarasam bir baksanıza. tamam şaka yaptım şaka yaptım. Ya. Yarasam bir baksanıza. Vallahi çok kıymetli çok değerli ya. Evet. 6-7 aydır mağarada kalmış. Abi çok çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Allah bereketini versin. Abi. Şahane abi, ürünler yapmışsınız. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.